Günaydın efendim, satır arasından iyi sabahlar. Nesneni devam ettirmek her canlı gibi insanın da en önemli içgüdüsü. Ama Türkiye'de 2 milyon kişi, Amerika ve Avrupa'da çiftlerin %15'ine yakını bunu gerçekleştiremiyor. Her 6 çiftten biri kısırlık sorunuyla karşı karşıya. Öyle ki Hollywood bile insanlığın sonuyla ilgili felaket senaryolarına kısırlığı da ekledi. Aralık ayında vizyona giren Çocuğun Old Man, Türkçe'ye Son Umut diye çevrilen filmde 2027 yılında artık kimse bebek sahibi olamıyor. Bugün satır arasında nedenleri, yanlışları, doğruları ve çözüm yollarıyla kısırlık konusunu masaya yatıracağız. Telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Timur Gürgan var. Sayın Gürgan, günaydın efendim. Günaydın efendim. İlk denemede başarılı olamayan çiftler çabuk mu pes ediyor efendim? Her şeyden önce ben de Sayın Bahçeci günaydın diyorum. Günaydın. Çok sevgili bir dostumuzdur. Tabii ki bana göre pes eden çok çok fazla olmaya başladı. Bu da dünyada da artık pes eden çiftlerin çok olduğu şeklinde araştırmalar yapıldı. Pes etmek demek, bu tüp bebek tedavisinin sebep olduğu ağırlığı, ki özellikle psikolojik madde ağırlığı kaldıramayıp artık ben bu işi yapamayacağım diyerek sistemin dışına çıkanlar ortalama olarak tüp bebek tedavisinin %40 oranlarına gelmeye başladı. Şöyle söyleyebiliriz, tüp bebek veya kısırlık tedavisinden fayda görme şansı olup da bu tedavinin psikolojik sıkıntısından, stresinden veya ekonomik probleminden ilaveten de hastaya yaratmış olduğu zorluklardan ötürü hastaların bir kısmı tedavi olup da bu tedavilerle çocuk sahibi olabilecek gibiyken artık sizin tabirinizde pes ederek ben bu işi yapamıyorum, ben gideceğim demeye başladılar. Burada zannediyorum biraz evvel Tahmin Ergen de Sayın Bahçeci de hemen hemen aynı şeyleri söylüyor ama biz birazcık yanlış yapıyoruz hastalar yönünden. Hepimiz diyoruz ki tüp bebek tedavisi, işte yeni teknikler geliyor, işte ilaçsız tüp bebekler, lazer tedavileri, kök hücre belki ileride gelecek diye bilgiler veriyoruz ve hastalarımız çok ileri derecede her yeni tedavinin kendileri için uygulanabileceğini düşünerek büyük bir ümitle tedaviye başlıyorlar. Ama maalesef ülkemizde de fazla olmak üzere kişiler çifte özel bir araştırma genellikle yapılmadan bu tedaviye başlıyorlar. Yani kendilerine bu tedavinin %20 ile 70 arasındaki hangi sonucu vereceğini bilemiyorlar ve en yüksek tedavi ümidiyle gidebiliyorlar. Stres azaltma tekniklerinde kullanmıyorlar. Kendi sosyal, ekonomik, maddi, psikolojik durumlarını iyi bir şekilde değerlendirmeden hemen tedaviye başladıklarında buradaki bir başarısızlık onlar üzerinde büyük bir tepki, küskünlük, hatta daha evvelki iyi olan hayatlarının birdenbire kişiler arasında, hatta çiftler arasında bile yabancılaşmaya yol açıyor. Merkezlere tepki duyabiliyorlar, doktorlarla sıkıntı içine girebiliyorlar. Ondan ötürü bizim şimdiki tedavimiz, birincisi şunu bilmeleri lazım hastalarımızın. Artık tüp bebek teknolojisinde tedavi alternatifleri gelebileceği bir maksimum noktaya gelmiştir. Hiç kimsenin elinde sihirli bir değnek yoktur ki buyurun hemen size istediğiniz çocuğu elde edin.